sinemasının en kült filmlerinden Ölümlü Dünya'nın uzun süredir merakla beklenen ikinci filmi Ölümlü Dünya 2 bu hafta itibarıyla vizyonda. M60 alayım mı amca? Taksiye sığar mı? Taksiyle örgüt çökertmeye gidiyoruz. Derin dondurucuya adam mı bağırar oğlum? Derin dondurucuya la. Herkes minibüste topla kaçıyoruz. Örgüt burada olduğumuzu biliyor. Kalk oğlum kalk. İnsanı yakarak öldürmekten. Kayıplara karışan mermer ailesinin kahkaha ve macera dolu bir kurtarma hikayesini izleyeceğimiz filmin iki başrol oyuncusu Sarp Apak ve İrem Sak, ikinci filmde bebek bekleyen Begüm ve Serhan çiftini canlandırıyor. Günaydınlar sevgili seyirciler. Bu pazar konuklarım Ölümlü Dünya 2 sinema filminin başrol oyuncularından sevgili İrem Sak ve Sarp Apak. Ömür Sabuncuoğlu'nun konukları iki başarılı oyuncu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tam aslında gülmeye ihtiyacımız olduğu ve farklı bir şeyler izlemek ihtiyacında olduğumuz bir anda Ölümlü Dünya 2 vizyona girdi. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Çok sağ olun. Sağ olun. 2017-2023. İlk filmin üzerinden 6 yıl geçti ama filme göre geçen süre o kadar uzun değil. Konusu en son biz 2001. film 2017'de bıraktık. O kadar uzun bir süre geçmeyecek Ölüm Dünya 2'yi izlediklerinde. Yani aylar geçmiş biz en son kaçıyorduk mermer ailesi olarak. Hı hı. O kaçışla alakalı bir kırılma noktası yaşıyoruz aile olarak. Onu çözmeye çalışırken çok çözüm konusunda biraz... Aslında gerçekçi zaman karşılığı şöyle bir gün hamileliği üzerinden bakarsak evet, aslında 8 ay, 7,5 ay filandır biz kaçak pozisyondayız. Dağlarda, seralarda, yıkık virane binalarda filan saklanarak yaşarken bir sebepten, bilmem o sebebi söyleyebiliyor muyuz ama teaser'dan anladığım kadarıyla anlaşılıyorsa evet, kardeşimiz Zafer kaçırılıyor. Ve o yüzden onu geri almak için... Zafer'i kurtarmaya çalışan bir aile izleyecekler. İrem Sak'ın oynadığı Begüm karakteri filmde hamile. Senaryoyu eline alır almaz filmde eşi Serhan'a yani Sarp Apak'a çok çektirecek olmanın mutluluğunu yaşamış güzel oyuncu. İrem'in okur okumaz kaşı kalktı ve o moduna bir girdi. O kara sinek moduna girip böyle. Dedi, ben sana çok çektireceğim bu filmde. Tabii. İrem'le oynamayı çok seviyorum çünkü oyuncu arkadaşım olarak da yani hem normal arkadaşım olarak da biz önden de güzel paslaşırız. Filmin yönetmeni Ali Atay. Yönetmenimiz başarılı bir oyuncu olunca çalışma stili de daha farklı oluyor. Olmadığı zaman anında olmadığını söylüyor. Bu da garip, alışık değiliz. Yani insan idare eder falan. Oyuncudur, karşında bir celebrity var. Hani setlerden bahsediyorum. Hani gidip çok güzel oldu. İşte bilmem neciğim çok güzel ama oldu. Falan. Bir de böyle mi çeksek denir bizim sektörde. Millete ya nasıl yani hani bence çok okey, çok okey elimizde cebimizde ama daha bir de var. Bir böyle fake'ler atılır bizim sektörde. Ali'de hiç öyle bir şey yok. Direkt gelip kanka çok kötü oldu. Oha çok kötü, çok ne yapacağız? Çok kötü oldu, ne yaptınız biz böyle bir dakika, ah falan. Bir de biz zannediyoruz bu arada çok iyi oldu. Hiç geçmedi, çok kötü oldu falan yani. Hakikaten yönetmen. Ölümlü Dünya 2, dijital için düşünülen bir projeyken sinemaya dönmesine kader olarak bakıyor Sarp Apak. Ve kaderi var her projenin. Mesela bunun sinemada kaderin olması... Sinema. Evet. Sen de az değilsin. Sinemada olması muhteşem bir şey oldu ya. Evet. Yani... Başta öyle de değildi. Mesela dijitalde olacaktık. Orada da bir şeyler değişti. Şu an vizyonda olması çok güzel, daha iyi. Çok... Fragmandaki... Öv beni sahnesine geliyor söz. Bunlardan kaçıyoruz. Biz en son ne zaman baş başa kaldık? Beni en son ne zaman övdün? Beni şu an öveceksin. Gerçekten bunu mu konuşuyorsun şu anda? Öv beni, öv beni dedin. Bir türlü filmde övmedi. Şimdi Sarp İrem'i övse. Seri bir şekilde. Ben onu büyük bir zevkle öyle överim İrem'i. Güzelliği zaten halis mi bilmiyorum şu anda. Onun yanında o kadar sönük kalıyorum ki iyi başladım mı? Çok iyi. Ayrıca bir aktrist olarak onu izlemeyi çok özledim. Yani. O yüzden çok mutluyum Ölümü Dünya 2 geldiği için. Böyle bir aktristi bayağıdır izlemiyorum, özledim. Fiziksel olarak onun da Amerika'da kendisi bayağıdır canlı olarak görüşmek. Evet, her açıdan çok iyi geldi. Her açıdan çok iyi geldi. Evet, evet. İyi ki varsın İrem Sak diyorum sağ ben. Sağ olsun, sağ olsun. Rahatlıkları dostluklarından geliyor. Yalan Dünya'dan beri iki iyi arkadaş onlar. Kaç yıllık arkadaşsınız? Biz 2010. Valla Yalan Dünya, ben Sarp Apak'a tabii ki Avrupa yakasından bilen, çok seven, kavak yerlerinden bayağı hayranlı bir insanken Yalan Dünya'nın okuma provasında canlı gördüğümden beri hayatımda kendisi. Her özel anında da yanında oldum. Hani sadece evet, set arkadaşlığı değil hakikaten. Tabii tabii. Hani annem, babam, abim. Sonra Sarp geliyor hakikaten bir şey olduğunda. Hep arıyorum, soruyorum kendisine. Hani
en çok danıştığım, hayatımda sıkıştığım yerdir. Vallahi kapısını çalıyorum, diyorum ki ben ne yapayım? Her konuda hakikaten çok başka bir arkadaş, yani şey değil. Bizim çok yakın, vallahi çok yakın arkadaş. Konu sosyal medyaya geliyor. İrem Sakın özellikle Sarp Apak'ın fotoğraflarına yaptığı yorumlar hep çok komik. Onlardan birini okumasını istiyoruz. Canım arkadaşım benim, muhteşemsin, oğlun da şahane, Allah'ım sizi korusun, montun falan ne hoş. Yandaki park etmiş arabalar falan hep dizeldir. Oh, bulutlar çok güzel. Sana sokağında nice yürüyüşler diliyorum. Sen en güzellerine layıksın. Şey olmuş bu. Deli. Yok hatırlayamadım. Sen en güzellerine layıksın. Her şeyin canım benim. Muhteşemsin. Aile. Masalarca toplanıp hep ama öyle. Ah Sarp ah. Bak öyle böyle değil sana olan düşkünlüğüm canım. Ben sana yanıt vermeden bırakmam. Bakayım ne demiş. Sen de büyük ihtimalle. Ulan vermişsin. Like vermişim. Like atıp geçmişsin. Ben illa bana bir şey yazarım. Ghosting yapmışsın bana. Ölümlü Dünya 2 komedisi kadar aksiyon sahneleriyle dikkat çekiyor. Şimdi. Arkadaşlar uzun bir süredir bir kaçış halindeyiz. Bizim peşimizde biliyorsunuzdur herhalde ailemizi öldürmek isteyen insanlar var. Amca geliyorlar amca. Çok aksiyon var. Aksiyon var. Özellikle sonlara doğru bir havaalanındaki bir bayağı hareketli bir sahne var. Evet. Ben orada, İrem sen orada yoksun ama içeride acayip şeyler olmuş. Herhangi bir yara, bir şey kaldı mı? Yok, hiç yok ama yine dediğim gibi onun tamamını, tasarımını çok önceden mekanla beraber yaptıkları için tabii ki çat diye değil ama bayağı böyle tıkır tıkır çektik. Ölümlü Dünya 2'nin fragmanındaki tango görülmeye değer. Ahmet Mümtaz Taylan ve Reha Özcan'ın tangosunu izleyenler gözlerine inanamıyor. Vallahi bundan sonra herkes susar, silahlar konuşur, ben değil. Ömür Sabuncuoğlu bu sahnede neler yaşandığını sorarken konu konuyu açıyor ve ilk filmdeki asansör sahnesine geliyor söz. İkinizin de izlediği bir sahne var. Sevgili Ahmet Mümtaz Taylan'la Reha Özcan'ın tango sahnesi. Çok hoş bir sahne gerçekten. Evet. Nasıldı? Yani senaryo okurken zaten ben böyle oldum. Nasıl olacak? Yani bir de benim birinci filmde herkes çok iyi bilir. Ben gülüyorum bu filmde. Asansör sahnesinde. Onu nasıl gülüyorum takmışlar ona? İrem ya takmış. Evet. Oynamıyor, şimdi, gülüyor gerçekten. Şöyle düşünün. O sahne şöyle. Girdik asansöre. Hadi abi konuşun. Hani doğaçlayın gibi bir şey oldu orada. Çok özür dilerim. Şöyle bir hainlik de var. Ali dedi ki burayı kullanmayacağım zaten. Bunu bir ısınma gibi düşünün dedi. Evet. Ya şey dedi. Yukarıya gideceksiniz ya şimdi. Bu sahneden ben bu sahneye keseceğim. Arada bir asansör. Benim elimde bu, hani ben buraya çekeceğim, olursa da zaten koyarız ama koymayacağım gibi değil mi? Yok dedi. Ben bir tık daha nasıl olsa bu sahne, zaten hayatımın hikayesi nasıl olsa bu sahne olmaz diye böyle durdum. Feyyaz bir şey ekliyor, Doğu bir şey diyor. Ben böyle hafif suratımda bir gülümseme var. Ben yani Feyyaz'a nasıl gülmeyeyim? Mesela o paspas sahnesinde de ilk filmde yani her geldiğinde başka bir şey söyledi. Konumuz dans. İrem Sak bir dans olsa hangisi olurdu? Bir dans olsam hangisi olurdum? Roman. 9-8'lik bir şey oldu kesin. Ona ne denir ona? Hani o dansa hani 9-8'lik. 9-8'lik işte roman dansı. Ben net bir şekilde roman düğünü olurdum. Sarp ne olurdu? Ben Karadeniz değilim ama horon olurdum ya. İç ritmim önünde benim öyle içti. Yani ben horon düşündüm de enerjime uygun ama hiç yani bilmem de bu arada. Ya bir Çerkez yaparız olarak ama. Büyük ihtimalle benim şey demem daha da şey beklenirdi ama hani böyle Çerkez dansı roman. Çerkez dansı var mı? Yani tabii vardı ki, neydi? Var bizim adı yani kafe derler mesela bir şey ama ben direkt yine Kafkas olan oyumu, dizilerin üstündeki falan. Onlar işte onu tekrar ediyorum roman. Değilsin, evet. Roman da roman diyorum. Filmde bir de tavuk yeme sahnesi var. Tavuk yeme sahneniz var. Evet işte mesela. Ben kilo aldım zaten. 9 aylık hamile oynadığım için. Metot oyuncusu olduğu için kendisi. Yok şişko. Yemeği sevdiğim için bana gün doğdu. Yani çekimlerde 75 kiloyu gördüm ben. Gerçekten mi? Ömrü hayatımda gelmediğim bir kilo gerçekten 70. Çünkü böyle oldum. 9 aylık hamilesin sen hani. Bir ya enerjisi değişti. Yok. Öyle bir insan ki bir geldi ona göre giyiniyor, kilosunu almış. Ben hamile zannetmeye başladım gerçekten. Ben de vücudum da böyle oldu galiba. Hani öyle bir moda girdi ki hakikaten buna dönüştüm. Çok da keyif aldım. Hala da veremedim o kiloları. Yok hani verdim, çok iyi gördüm. yani 75'lerden uzaklaşamam. Ben şurasından anlarım kardeşim. Yıllardır gördüm ki vermiş. Biraz da özel hayatlarına değinelim. Basketbolcu Furkan Korkmaz'la beraberliği sonrası Amerika'ya yerleştiği iddia edildi İrem Sakın. Amerika'da hayat nasıl gidiyor? Nasıl Amerika? It's nice, güzel gidiyor. Ya buraya geliyorum hani
işlerimi yapıyorum, çalışıyorum. Sonra iş güç olmayınca, beni hakikaten oradan getirecek bir motivasyon olmayınca oradayım. Hatta taşındı gitti falan dediler. Yok hiç, yani taşınmadım. Hala ikamet her şeyim burada. Bu kardeşim öyle bir yaratım yapar ki. Yıllar önce konuştuğumuz bir yani, şeydi bu. Yani Amerika'da yaşamayı yani düşünüyordu yani, hep vardı. Amerikan kültürü edebiyatı mezunu bir insanım. Yani zaten hep bir şeyim vardı, hani içime doğuyordu bu mevzular ama buradayım yani. Sarp Apak, ünlüler dünyasının en iyi babalarından biri. Bu konuyu konuşmasak olmaz. Peki Sarp nasıl bir baba? Çok güzel bir baba. Yani evlilik teklifi ettiği ana da şahidim. Hani teklif ettiğinde hemen sonra orada gerçekten böyle nasıl gittim etti? Orada. Size yani ne oldu lan? Yüzümüze bir baktı. Ben daha 5 dakika önce teklif etmiştim. Bilmiyordum hani açıkçası. Bilmiyordu. Ben de emin değildim. Sarp Apak'ın eşi Bengi Apak'a evlilik teklifi yaptığı günün canlı şahidi İrem Sarp. Uyanınca Sarp ve Bengi'yi de aradım. Neredesiniz? Kimse telefonumu açmıyor dedim. Hala mı uyuyorsunuz? Neredesiniz? Geleceğim yanınıza. Alo, uyandım ben. Kimse dönmüyor. Ve hatırlıyorum ki oraya gideceğiz gibi bir konumu ne yapmıştı bir tek, bana? Hani, bir tek sana söylemiştik. Millet gelmeden belki evet, ederim diye. Hani ben şu konumda olacağım, şu kafede olacağım demiştim. Ben hiç telefonlarım açılmadı halde böyle öyle gittim o kafeye. Bir baktım Bengi'nin surat ağlamış. Sarp dedim eyvah kavga falan baktım ama hani hala temaslıdalar falan. Ne oldu size dedim. Yüzük falan meğer evlenme teklifi, ben hemen orada bitmiş bir insanım. Oğlu oldu, Güneyoğlu'nda da oradaydık. Tanışma süreçlerine de zaten evet, çok hakimim yani. Ondan ben diyorsam iyi bir babadır. İyi bir babadır yani. Çünkü herkes iyi baba olacak, herkes iyi bir anne olacak, iyi bir abla, öyle bir kaydı yok. Evet. Bu adam benim. Bu adam iyi baba. Evlilikten konu açılmışken İrem Sak'ı ne zaman gelin olarak görebileceğiz? Peki sen İrem'in mürüvvetini görmek ister misin abi? Ben İrem'in her zaman... Benden geçti. Hayır, hiçbir zaman olmaz öyle bir şey. İrem'in her zaman mutlu olması isterim. Düğününde de dans performansımla yıldızlaşacağım yani. Öncelik benim arkadaşımın mutluluğu tabii ki. Sahne de alırsın belki. Ne isterse yaparım. Neler talep edersin? Efirim söylerim, dans ederim, her şeyi yaparım. Gitarını al gel. Gitarımı al gel. Kayda geçsin ne talep ediyorsun? Şarkı söylerim, dans kendin ederim. Kendin gibi ol. Tamam. Kendin gibi ol. Tamam, sen bana yeter. Yani yok, ben ona şey yazarım zaten. Hani sözleşmeyle daire de görev dağılımı olur zaten. Evet yani. Ne diyemem olursun. Ne diyeyim? Ne diyeyim? Olurum. Sarp Apak'ın genç görüntüsünden bahsetmeden olmaz. Yıllara meydan okuyor başarılı oyuncu. Devamlı gençleşmesi hakkında ne düşünüyorsun? Evet, ben evet. Onu gerçekten uzun süredir görmediğim için. Genler mi diyorsun? Başka yok bir şeyler burada kötüdür. Söyledim. Biraz... Ha, akşam yemeğini geç saati artık bitti o iş bende. Ben erken oğlumla falan en geç böyle yiyorum. Hani bu arada tabii arada kaçıyor da. Kaçta hani kesiliyor yemek? Ben Güney'le yediğim için Güney'in yemek operasyonu işte 19 falan biter. Ben de bitirmiş oluyorum. Mükemmel. Geç de yattığım için gece 1-2 gibi işte dedim yani o kendimi... Or fasting oluyor sende. Fastingten ölüyorum ve böyle hani yemek ya, videolarında kayboluyorum. Orada bir meditasyon yaşıyorum. Bilmiyorum, ben ona alıştım. Açlığın bir dayanılmaz hafifliği var. Sette de seviyorum. Çok uzak şeyler bana şu an. Uzak ama... Ben dondurma yesem yarıyor şu an. Niye böyle oldum bilmiyorum. Yani şöyle dondurma yiyorum hemen. Şöyle yarıyorum. Mi? Amerika babamsın diye. Evet, American size. Böyle yiyorum evet. Ve yarıyor yani. Ne yapacağım bilemiyorum. Sohbetin finalinde ölümlü dünya sevenlerini sinemaya davet ediyor İrem Sak ve Sarp Apak. Şimdi gerçekten sinemaları hareketlendireceğini düşünüyorum ben ölümlü dünya 2'nin. Sizler seyirciye, sinema seyircisine neler söylemek istersiniz? Lütfen, özellikle Ölümü Dünya sevenler için söylüyorum, bence sinemaya gidin, sinemada izleyin. Bu film ya, Ölümü Dünya 2 işte hakikaten aradığınız yani böyle güleyim, bir hakikaten kendime geleyim evet dediğiniz iş. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Her zamanki gibi çok keyifliydi. Çok sağ olun. Sinema severleri de sinemalara bekliyoruz. Salonlara. Salonlara. İyi pazarlar. İyi pazarlar.